Evet az önce de söylemiştik değerli izleyenler Skype bağlantımıza devam ediyoruz. Şimdi Mehmet Özcan'la Galatasaray'ın gündemini konuşacağız. Mehmet günaydın hoş geldin yayınımıza. Günaydın Ezgi iyi yayınlar kolay gelsin. Çok teşekkürler. Hemen istersen hiç vakit kaybetmeyelim ve Hatay Spor maçıyla başlayalım. E, tabii ki milli araya moralli girmek istiyor. Galatasaray Bayern'in mağlubiyetinin ardından takımda nasıl bir hava var, nasıl bir mücadele bekliyoruz? E Buradan şöyle genel bir değerlendirmeyle başlayalım. E, çok geniş bir rotasyon beklemediğimi söyleyerek başlamak istiyorum. Aslında bu maçın öneminin farkında Galatasaray Teknik Heyeti. Hatta -hat, yani fedakarlık yapar oynayan iki oyuncu, kaleci Muslera ve Forvet Icardi. Ben açıkçası iki oyuncunun bugün de sağda olmasını bekliyorum. Milli arada Icardi ekstra izinle hem ödüllendirilecek hem de fiziksel olarak %100 hazır hale gelmesi hedefleniyor. Şunu söyleyelim her maç biliyorsun ki iğneyle takımla çalışmıyor 10 gündür. Bu periyotları tedaviyle geçirip iğne iğneyle sahaya çıkıyor. Bu bence biraz performansına yansıdı çok şahit olduğumuz bir durum değil. Son 3 maçta gol atamadı Icardi ama ben bugün de yine sağda olmasını bekliyorum Icardi'nin. Milli arada muhtemelen ülkesine de gidebilir. Burada bir izin yapacak ve dönecek. Tam zamanda geliyor milli ara Icardi için. Mustera'nın da yine oynamasını bekliyorum ama onun dışı ne olabilir? Sergio Oliveira, Barış Alper gibi isimleri görebiliriz ki bu isimlere çok yedek oyuncu sıfatı bu sezon e, diyoruz Oliver. Oliver geçen sezon takımın bankosuydu. Bayağı mini karşısında 116 kilometre koşan bir Galatasaray vardı. Bu yüzden bir 2 3 değişiklik olabilir diyorum ama açalım tekrardan ben e, Muslera Icardi ile başlayalım. Onun dışı defans dörtlüsüne de değişimi beklemiyorum ki defans dörtlüsündeki o değişiklik sen de hatırlarsın Ezgi. Bayağı Münih maçında yenen gollere sebep olmuştu. Yani defansın dengesi bir yanda işte Abdülkerim Solbeke, Davinson Sanchez sol stopere, Nelson sağ stopere. Bugün en azından ben yine ideal olan e, Sasha Boy, Davinson Sanchez, Abdülkerim Angelinho dörtlüsünü üstünü sağda bekliyorum. Hatay Spor ciddiye alınması gereken bir rakip Galatasaray ciddiye alıyor. Ki o yüzden Almanya programı da buna göre yapıldı. Takım, takımın vakit kaybetmesi istenmedi havada. İşte önce İstanbul sonra Mersin, Orna Adana olmasın diye direkt olarak Münih'ten Adana'ya geçildi. Dün Adana Demir tesislerinde bir son idman yapıldı. Bugün de Karayolu Mersin'e geçecek Galatasaray ve maçını oynayıp dönecek. Ben Başkan Dursun Özbek ve Sportif AŞ Başkan Vekil Erden Timur'u da Hatay maçında Mersin'de tribünde bekliyorum. Peki sen az önce biraz kadroya dahil, e, dair detaylar verdin. İstersen e, muhtemelen 11'imizi de isteyelim arkadaşlarımızdan. E şöyle bir bakalım. Senin 11'inle bizim 11'imiz arasında acaba şu an itibariyle bir fark var mı? E Kale'de Muslera dedik. Yine e, iğneyle oynayacak. Bu arada Muslera'nın sarı kart ceza sınırında olduğunu da e, hatırlatalım bir kez daha izleyicilerimize. E Boyi, Sanchez, Abdülkerim, Kazımcan. E, burada e, sol bekte Kazımcan e, detayı. İstersen bunu e, yine konuşalım. Torreira, Oliviera, Kerem, Ziyech, Zaha ve Icardi. Yani ben burada dediğim gibi Angelinho ile Anhelinho olabilir. Artı Barış Alper hamlesi e, görebiliriz. Yani artı 3 denklemini düşünüyorum. Bu takımın zaten e, artı 3'te vazgeçilmezleri. Abdülkerim Bardakçı ve e, Kenan Aktürkoğlu. Üçüncü yerli tercih. Kaan Ahyan'ı beklemiyorum bugün. E, Kaan çünkü iki maçları oynuyor. Bugün bir Oliver hamlesi görebiliriz orta sahada. O zaman sizin oraya üçüncü bir yerli sıkıştırmanız gerek. O isim Barış Alper olabilir diyorum ön tarafta belki de Ziyech yerine direkt başlayabilir ki Bayern Münih maçının son 30 dakikası fena değildi. Kazımcan'a gelirsek Ümit milli takıma düzenli seçiliyor. Geçen sezonun finalini çok iyi yapmıştı 5 maçlık periyodla ama bu sezon kolay değiliz Ezgi. 3 maç oynamayıp bir maç sonra oyun atıldığınızda o yüzde yüzünüzle sahaya girmeyiz. Artı en ciddi sınavını Bayern Münih karşısında verdi. Başarısız oldu oyuncu da Komandı yani kolay değil Kazımcan için. Ben Galatasaray'ın artı 3 denkleminde Kazımcan'ın çok değerli bir parça olduğunu düşünüyorum ama işin hani istihbarat kısmında şu an Okan Hoca'nın planlarında ana planda olmadığını biliyoruz. Kazımcan'ın. bu yüzden de işte an Bu zamana kadar oynadı arada bir Abdülkerim denemeleri oldu ama artık ben bu saatten sonra Bayernli maçı bu anlamda bir ders olmuştur diyorum. Abdülkerim'den ziyade ikinci alternatif artık Kazımcan olacaktır. Bu arada Anelinho'nun da zannediyorum 3 maçı kaldı opsiyonunun devreye girmesi için ve e, Kazımcan'dan da tam olarak beklediğini alamadığı için Okan Buruk e, Anelinho'nun opsiyonu devreye girecek ve e, yanlış hatırlamıyorsam 6,5 milyon euroluk bir opsiyondu ve Anelinho e, takıma katılacak gibi duruyor. Şu anki görünen o ama ben Galatasaray'ın yine bir milyar da hamle yapmasını bekliyorum Leipzig'le. Sonuçta 6,5 milyon euro bonservis değil Galatasaray yönetimini endişelendi. Onu da bir açıklayayım. Bir dübü örneği var siz Anelino'ya 6.5 milyon euro servis aldığınızda 2.3 milyon euro'nun 3 yıllık kontratla sözleşmesini de garanti altına alıyorsunuz. Bir de buna vergiler eklerse 20 milyon euro'luk bir yük diyebiliriz. Çok Galatasaray adına garanti bir sözleşme görmüyorum ben. O yüzden de Leipzig'ten opsiyonun kaldırılması için bir talepte bulunacak Galatasaray, Alman ekibi bunu kabul eder etmez bunu zaman gösterecek. Beşiktaş da aynı yaklaşımla Suaku için West Ham'a gitmişti ama bon bonservis ücreti Angelino çok çok daha aşağısındaydı. Dubai örneği diyorum? Sonuçta Galatasaray Dubai'ye 3 yıllık bir yatırım yaptı ama Sasha iyi çıkınca e, Dubai'dan da e, çıkamadınız kontratan. Artı bugün Başakşehir'de kiralık oynuyor ama ücretinin büyük kısmını Galatasaray ödüyor. Benzer senaryoyu da görmek istemiyor Galatasaray. Evet Bayern Münih maçında iyi oynadı. Ben de beğendim. Hatta Euro'nun kadar takımın en iyilerindendi. Onun çıkışının ardından Galatasaray'da Çözülme oldu savunmada öyle söyleyebiliriz ama tekrarlayayım işin mali kısmına gelirsek çok karlı bir anlaşma gözükmüyor Galatasaray açısından o yüzden de Galatasaray bence opsiyonu kaldırmak için şartlarını milyarda zorlayacaktır. Şimdi forvet hattını da istersen ayrıca bir konuşalım Mehmet. Çünkü son haftalarda gol yollarında bir sıkıntı yaşadı. Gerçek Galatasaray'ın az önce sen de biraz vurguladın. Icardi iğneyle oynadığı için antrenmanlara çıkmadığı için performansında bir düşüş söz konusu. Diğer taraftan Zaha gayretli ama hala beklentinin biraz altında. Ziyech beklentinin epey bir altında kaldı şu an itibariyle. Ve Bir taraftan da Bayern maçında devreye giren bir bakan bu. Acaba tercih edilir mi? Hangi noktada devreye girecektir ne dersin? Bir de az önce dedin Barış Alper Yılmaz da olabilir. Biraz forvet hattını da konuşursak o gol yollarında yaşanan sıkıntıya Okan Buruk nasıl bir çözüm bulmayı hedefliyor? Bakan bu ben şahsen tercih ederdim ama yine istihbaratlar Icardi'nin ilk bir başlayacağını işaret ediyor. Bayern Münih'e attığı gol çok önemli o moral motivasyon açısından ve e, bakan bu benim çok eleştiremediğim bir transfer. Şu anlamda e, 30 yaş üstü Yunanistan Ligi gol kralı süper lig deneyim var artı birçok e, farklı ligde uzak doğuda da oynadı İspanya'da da oynadı e, ve Icardi'nin arkasında yedek kalmayı çok da kompleks etmeyecek bir oyuncu Amiyane tabiriyle. Ama bu zamana kadar da çok performans vermedi. Bayağı mühim maçında kıpırdaması oldu. Bugün de muhakkak daha fazla süresi almasını bekliyorum. Çünkü iş bir ara Icardi'nin oynanma durumunda Barış Alper'in e, forvet oynamasıydı. Bu takıma ikinci forvet olarak aslında bakan boğulunmuştu. Artı Ali Lervişoğlu da e, son maçlarda Süper süperlik maçları üzerinde söylüyorum. Çünkü ismi Avrupa listesine eklenmemişti. 10-15 dakika süre alıyor. Galatasaray var hücumatta ama çok Icardi'ye dayalı bir sistem kuruldu. Icardi de öyle bir oyuncu ki bu sezonun girişi de çok görkemli oldu. 15 gol 3 asiste çok kısa sürede ulaştı ama Beşiktaş maçında yaşadığı sakatlık bence performansına sirayet etti diye düşünüyorum. Kaçırdığı golleri görüyoruz. Kasımpaşa maçında offside olan pozisyonda kaçırdığı de çok kolay pozisyonda pozisyondu Icardi için. Bayan Münih maçı da kez daha öyle. Kolay bir süreç değildi onun açısından iğneyle oynaması ama ben hani artık Vakam'unun e, bayağı mini maçında attığı golle e, birlikte sürelerinin artması bekliyorum ama bugün özelinde yine ilk 11'de ikaldi olacaktır diye tahmin ediyorum. Bu arada önümde bir e, kutu haber var. Onu da istersen konuşalım. Az önce Ziyech'in beklentilerin biraz uzağında kaldığını söylemiştik. Fanatik gazetesinde bir e, haber var. E, Okan Buruk'un Ziyech şey, özel bir program uygulayacağına dair e, milli arada ve Aralık ayında çok daha iyi bir şekilde hazırlanacağına dair. Ziyeş'le ilgili sıkıntı tam olarak ne şu anda Mehmet Galatasaray'da? Yani bir e, sakatlık e, sonrası toparlanma durumu mu? Mental bir durum mu? Fiziksel bir sıkıntımı Ve bu nasıl çözülecek? Nasıl bir program uygulanacak Ziyeş'e? Bir yıllık periyoda bakarsak Paris Saint Germain'in transferi direkten döndü. Yine Suudi Arabistan e, alma sıra sanırım gidiyordu. O transfer de son anda iptal olmuştu ve Galatasaray'a geldi. Dünya Kupası'nın ardından bir yıllık süreci fit geçirmedi Ziyeş. Sakatlık problemleri de yaşadı. Bu sakatlık problemlerini açayım. Zaten bu sezon belli bir maç sayısına ulaşırsa sakatlık yaşamazsa imza parası gibi düşünebiliriz. Bunu bir buçuk milyonluk bir bonus da alacak Ziyeş kontratında böyle bir madde de vardı. Yani riskli bir transferdi. Galatasaray yönetimi bunu bile bile aldı ve şu ana kadar da tam %100 randıman aldığını söyleyemeyiz ama Okan Hoca umutlu şöyle ifade edeyim. Yani Icardi'nin arkasında Kerem Aktürkoğlu ve daha net şekilde ilk 11'in bankoları diyebiliyoruz. kısa vadede yani senin de belirttiğin milli ara sonrası da o isim Ziyech olacak. Yani Okan Hoca her maç sürelerini arttırmaya hedefliyor. hedefliyor. Rize deplasmanını 45 dakika oynatmıştı ki maçın ardından ben bası toplantısına katıldığımda Ziyech'in sürelerini arttıracağız dedi. Bayern Münih maçında bu süre 55 dakika olmuştu yine kısa vadede Galatasaray'ın ilk 11 adapte etmeye çalıştığı bir isim. İşin teori kısmı bence doğru. Çünkü Zaha ve Kerem'den daha farklı profil bir hücum oyuncusu. Biraz daha pasör oyun kurucu özelliği var ama bir gerçek var. Fizik olarak hala %100 değil. Bakalım Okan Hoca bu konuda sabırlı olacak mı? Onda bize hem Ziya için performansı hem Okan Hoca'nın tavrı gösterecek. Peki. Mehmet Özcan çok teşekkür ediyorum. Verdiğim bilgiler ve yorumlar için güzel bir hafta sonu diliyorum sana. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar. Kolay gelsin. Çok şekerden. teşekkürler.